Ben tatmin edilmiş. Bak gittik çağırdık gelmedi demek. Şimdi şöyle söyleyeyim. Peki ben bundaki rasyon... Şöyle deniyor. Şimdi bakın CHP'deki şey şu. Hani orada konuşuyor. Çağırdık gelmediği için şöyle oldu. öyle. Ama çağırdı demesi lazım İnce'nin. Hayır. Çağırmamış ki. Göreceksiniz gelen açıklamalar ha, şöyle olacak. Gör, görsel olarak. Diyorum. Görsel. Seçmen haberi yok ki ne olup bildiğinden. Seçmene şu algı yaratılacak. Bak çağırdık gelmedi. Evet. Ama evet. zaten evet. Kemal Bey onu söyledi. Halil İbrahim sofrasını genişletmeye çalışıyoruz dedi. Milyonlarca kişi de dinledi. Dışarıda ee, söylüyor. İçeride e, dışarı... söylemiyor onu. O zaman Muharrem İnce itiraz edebilirdi orada. Yok sofraya falan davet edilmedim diyebilirdi. Söylüyor işte karşı... adam artık nezaketsiz Söyle. mi davransın? Yok şey işbirliği yani, güzel. Bey... hoş geldin güle güle diyen insan söyleyebilir miyiz Hoş geldin Yok. güle güle de şu kısmı kaçırmamamız lazım. Açıkça bir şey söyledi. Kemal Bey'in yanında ve yüzüne karşı söyledi. Kemal Bey'in alı al moru mor oldu. FETÖ ile yan yana bize FETÖ'den saldırıyorlar dedi bize PKK'dan saldırıyorlar dedi. Neden onu Kemal Bey'in yanında söylüyor? O cümleyi niye kuruyor? Kemal Bey'in niye yüzü al 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 Ben gördüm mor, mor. izlediğimi söylüyorum bakın orada. Olsun bakın. ki yani. Bak, ben de zaten niye ben de merak ettiğim için soruyorum. Kemal Neden Bey... Kemal Bey'in yanında söylüyor? Hakan itiraz Hakan Bey itiraz Şimdi, eder. Yüz atları ben gayet tarafsız gazeteci olarak itiraz eder. Hayır. Hayır tarafsız değil abi yok. E, tarafsız değil. Tebessüm ben... eden bir Kemal Kılıçdaroğlu evet. var. Yani orada bir ben Şimdi, ne al gördüm ne bor gördüm. Bakışı, bence tam bence izaha ah, muhtaç pardon. olan nokta şurası. Neden Muharrem Bey, Kemal Bey'in yanında, hoş geldiniz güle güle dışında iki cümle daha kuruyor. Bakın iki cümle kuruyor. FETÖ bize hedef alıyor, PKK bize hedef alıyor diyor. İçeride başarısız bir görüşme olmuş. İçeride hiçbir teklif yok. Kuru kuruya merhaba Muharrem sen çekil bize bu işleri bırak denmiş. Yani... Muharrem İnce'nin siyasi iradesi de, varlığı da, geçmişi de, her şeyde hiçe sayılmış. Bu arada şu konuşuluyor biliyoruz yani CHP kulisleri konuşuyor. Bir sürü mesajlar geldi bize. Diyorlar ki taban çok baskı yaptı. Yani gitmese olmazdı. Kurup, ha. ya bir gidecekti. Ha, Onu görüş. söylesene Tabii, be, O ya. görüntü asıl kilit orası. Kilit orası. Kilit orası. Yani usulen Şimdi yedirmiş. ondan sonra da Muharrem Bey orada işte, şu bilmiyor. şu postayı da koyuyor. O ilkeler dediği şey bakın konuştuğu yerde o FETÖ PKK hikayesi dediği de o yani tabii şimdi demin İsmail Bey nasıl söyler falan dedi ama nasıl söylemesin yani. Nasıl söyle? Sezgin Tanrı kulu var ya CHP'de. Yani CHP'de HDP'liler kadar PKK'ya destek ol daha fazlasını olanlar var ya. Yani. CHP öyle bir hale gelmiş. CHP'nin il başkanı TKP'nin meleğinin TKP TKP TİKKO'nun işte ölmüş adamlarına selam komutana diye mesela atıyor. Yani Muharrem İnce, ben Muharrem İnce savunmak bana düşmez. Ama şunu gördük. Yani Muharrem İnce sadece bir siyasi menfaat çekişmesi CHP'nin dışına itilmedi. Bir çizgi problemi vardı. 10 Aralık hareketiyle başlayan bir CHP'de yeniden yapılanma var. Onu temsil eden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce de bu süreçte tasfiye edildi. Ha ne kadar konuda bunlardan ayrılır fikren, ne kadar ayrışmaz o ayrı bir konu. Ama Momentum'a gelince siz bence çok orijinal bir şey söylediniz. Yani Momentum şimdi Momentum fizik tabiri. Momentum şudur. Kütle çarpı hız. Kütleli hızın çarpımıdır ve bir istikameti vardır. Yani P eşittir, M çarpı V. Fiziğin iyiymiş. Hiç fena değildir. fizik süperdir abi. Mühendislik okudum. O zaman şey, R eşittir, ta L çarpı o S. O zaman memleket partisine <laughs> geç. Fizikçi bir genel başkanın olur. <laughs> ben, ben, biz, şaka yaptım. Abi şaka. Biz gazeteciyiz ama fizikçilere saygımız, fizikçilere saygımız var. Fizik Tarafsızlığınızda yani. saygım var ama <laughs> espri yapmayın. Biz tarafsız <gülüyor> kalalım. Biz tarafsız kalalım. Şimdi bu kütle küçük bir kütle miş ile miş yaptım. Momentum kütle ile hızın çarpımı olduğuna göre hız da önemli. Bakın yani bir oyunuz var. Oyunuzu son 3-5 haftada, son 1 ayda ne kadar arttırdığınız da hızınızdır. Ya bakın siz Millet ittifakı olarak 1, 2, 3 her neyse İyi Parti vesaire kriziyle oy kaybediyorsunuz. Yani sizin hızınız eksi. E öbür yanda diyelim ki AK Parti hiçbir şey korusun yani. Arttırmasın, bir şey olmasın. E bakın Muharrem İnce %1'lerden başlamış, 4-5-6 yapmış. Hız var adamda. Yani kütle dışında bir de hızı var. E Siz bunu dışarı ittirirseniz bu matematik formülü, yani bu fizik ben, formülü sizi ben, uçuruma ben, götürür. Siz şimdi İnce'nin de bir momentumu var diyorsun. Olmaz Anladım. olur mu? Hızı Peki. var çünkü. Bir şey, yani şimdi, 4 puana, 5 puana çıkışı Ahmet Bey şöyle değil. 3 ayda, altı ayda, bir yılda çıksa tamam ama bir anda oldu bu şimdi, olaylar yani. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Sa sağlıksız Me bir büyüme. Ben, ha öyle de denebilir ama siyasi seçim oyla kazanılıyor ama yani. hormonal yani. Ben o şöyle söyleyeyim. Mete yarara bir şey evet, soracağım şimdi, şimdi. sürekli konuşuyoruz hani öyle so demeyelim ya yani sürekli konuşuyoruz Hayır hayır. Sosyal medyada <laughs> konuşulan bir konu var. <laughs> sosyal medyada eee Meral Akşener'e yönelik baskı, saldırgan baskı. Hadi ben öyle ifade edeyim onun masaya dönmesine yol açtı. Ee, geçen e, şeyi gördüm. Yani Fazıl Say'ın bir e, tweet'ini gördüm. Çok enteresan bir tweet'ti. Diyor ki ya diyor arkadaşlar diyor bu sosyal medya diyor çok önemli bir mecra diyor. Bakın diyor Meral Akşener'e diyor işte baskı yaptık diyor bu, bu sosyal medyadan diyor. Masaya dönmesini sağladık diyor. Şimdi diyor aynısını diyor Muharrem İnce'ye yapacağız. Onun da adaylıktan çekilmesini sağlayacağız. Yaşasın ne güzel. Şimdi diyor mesela ben Meral Hanım'a diyor çok ağır şeyler yazmıştım diyor. Onları siliyorum. Şimdi onu da beğeniyorum diyor. Yani şunu anlatmaya ağır çalışıyorum. Ağır dediği çek sifonu demişti. Dışkı benzetmesi yapmıştı. Yani ağırdan öte bir şeydi. Yeri gelmişken söyleyelim onu. Unutmayalım yani. Şimdi, unutmayalım, unutturmayalım. Bir tamam, dakika. Yani memleketin sanatçısı ya da işte e, siyaset takip ediyor. Kendisini yani Erdoğan'ın yenilmesine adamış, Kılıçdaroğlu'nun da kazanmasına adamış bir tipoloji, bir tipoloji adamış ama. Adamış yani adamış. belli çalışıyor. Adamış. Yani evet adamış bir tipoloji diyor ki bunu biz diyor bir sonuç alma yöntemi. Bir sonuç alma yöntemi olarak uyguluyoruz diyor. Yani Yani demek istiyor ki biz diyor böyle diyor ağır ifadelerle diyor birden diyor linç ediyoruz. Öyle demiyor, yani birden diyor, ona diyor tepki gösteriyoruz diyelim. O da diyor masaya oturuyor. Şimdi inceye aynısını yapıyoruz. Onun da adaylıktan çekilmesini sağlayacağız diyor. Böyle bakıyorlar yani şeye, olaya böyle bakıyorlar. Mete özür dilerim ya. Tek bir şey söyleyeceğim. Bakın Ama çok ben, şey söylesen. <laughs> ben bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim gibi İncil ve Tevratı da okudum merakımdan. İncil'in bir bölümünde şöyle bir şey var. Hz. İsa çarmıhta İncil'e göre tabii ölmek üzere. Bizim kitabımıza göre o değildi de neyse. Herkes aşağıdan bağırıyor. Hani Mesih'tin? Hani sen bilmem neydin? Yo, hiç bak kendini bile kurtaramıyorsun falan. O da diyor ki Tanrım onları affet ne yaptıklarını bilmiyorlar diyor. Şimdi ben de temelde şöyle bakıyorum. Hani böyle çok kızıyorlar ya önce İYİ Parti'nin itirazına sonra Muharrem İnce. Çok temelde büyük bir yanlış var ama Farkında değil kimse. Son anlaşılacak. Ama bu öyküyü anlatmak istedim. O zaman Tanrım onları affet. Ne yaptıklarını bilmiyorlar mı? Aynen mi? abi. Aynı. Benim cümlem bu. Bu olayla ilgili bu. Bak bugüne de tarih kayıt. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Abi bu kadar Tanrı affeder bir, yani. Allah bu kadar affeder büyük bir sözün arkasından benim bunu yapmam Yok gerek bizim var. Yok de. Hani İncil'in diline göre söylüyorum. Yok Tanrım yani İncil'in Tanrısı bizim Allah'ımız affeder ama siyasette af biraz zor yani. Siyaset affetmez. Böyle hatalar seçimde çok kötü sonuç çıkar. Yani hani mesela İsmail Bey dedi ya hızlı büyüme, yanlış gelişme falan. Doğrudur. Belki öyle değerlendirebilir ama seçim şöyle bir şey. Seçim sabaha gidiyor insanla. Herkesin bir oy hakkı var. Biz ne konuşursak konuşalım. Vatandaş gidiyor bir tane oyunu zarfına koyuyor atıyor. Ve bir bakıyorsun sürpriz bir şey çıkıyor. Türkiye neler yaşadı? Ya o zaman şöyle mi diyeceğiz? Bu tutumlar, bu agresif e, baskı kurma e, çabaları sosyal medyadaki İyi Parti seçmeninde de Muharrem İnce taraftarlarında da büyük bir burukluk yaratıyor. Görünen o, görünen o rencide oluyor insanlar. Seçmende değil ki bir tek. Hemen bırakıyorum üstü hanım. Seçmen. seçmen seçmende değil bir tek. Yavuz Ara, gelecek belki konu. Yani üst düzey yöneticilerinde bile rencide olma hissi uyandırıyor. Hatta şöyle diyeyim bakın biz gazeteciyiz. Takım bakım tutmuyoruz. Bize ne partide falan. Seçmen, seçmen veriyor oyunu yani. Biz bile rencide oluyoruz ya diyoruz ki ne dedim Mete yarar? Ya söylenir mi dedi bir hanıma böyle laflar dedi yani. Bize dokunuyor yani. E tabii ki oluyordur yani. Mete'yi kestim pardon. Ya biz e, bizim raconda bu yüzden ad, bu yüzden adam döverler. Sizin de bir racon var. <laughs> yani sen dedin ya hani bizim bu raconda bu laflar adam döverler. O kadar söz. o kadar ya. Yani. O kadar yani. Bu arada bir arkadaşım Şimdi... gazeteci arkadaşım e, hoş geldin güle güle Raconunu anlatmış diyor ki bizim racon da diyor abi diyor hoş geldin güle güle görmek istemediğin birinin ni gördüğünde söylenen bir sözdür diyor. O bana yani, da geldi de söylemek istemedi. Yani e, görmek e, istemediğim e, hoş geldin e, güle güle e, gençler e, arasında diyor şu anda gençler arasında bunun diyor karşılığı bekleme yapmadır diyor. Şimdi <gülüyor> e, <gülüyor> Üstad e, şey şöyle de, yapalım mı reklamdan sonra. Tabii tabii. tabii. Bir reklam tekrar birlikteyiz.